Evet, teşekkürler. Gerçekten bugün güzel bir ortamdayız. Hayırlı bir iş yapıyoruz. Öncelikle değerli İYİ Parti İl Başkanımız, değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, çok kıymetli dostum Küçükçekmece Belediye Başkanımız, hanımefendiler, beyefendiler ve bugünün ev sahibi Minibüsçüler Odası Başkanım ve onun nezdinde bütün meslek odaları başkanlarımızı ve heyetlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ben deprem sürecinde büyük acı yaşadığımızı, memleketimizin bu cennet vatanın bir bölgesinde neredeyse 14 milyon insanımızın derinden etkilendiği bu süreçte on binlerce insanımızın, vatandaşımızın, çocuğumuzun, gencimizin, kadınıyla, erkeğiyle hayatını kaybeden canlarımızın mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Böyle acıları yaşamamamız gerekiyor. Tedbirli bir toplum olmamız şart. Bu sabah bir güçlendirme konusunda süreç başlattık. Kıymetli dostlar, birinci meselemiz bu ülkenin afete karşı ve şehrimizin, başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerimizin dirençli olmasını sağlamak ve afetlerde insanlarımızın hayatını kaybetmemesini sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Bunu yapmamız için el birliğiyle bir seferberlik hayata geçirmemiz şarttır. Burada bulunan bütün dostlarımızın evlerinin sağlamlığına dikkat etmesi, kendisinin, ailesinin, yuvasının ve komşularının bir afet anında en ufak bir sıkıntı yaşamamasını sağlamasının birinci vazifesi olduğunu buradan hatırlatmak isterim. Elbette kurumlarımız ellerinden geleni yapacak. Bu bütüncül büyük bir meseledir. Bunun siyasi görüşü, partisi vesairesi yoktur. Bu konu merkezi idareden yerel idareye, vatandaşlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına, bankalardan yapı sektörüne varıncaya kadar herkesin meselesidir. Bu konuda çok önemli adımlar attık, atmaya devam edeceğiz. Biz 14 Mayıs'tan sonra inşallah memleketin gerçek anlamda birinci meselesi haline bunu getirip, hızlandırıp, bu ülkenin hiçbir afette acıyla diz çökmesine engel olacağız. İstanbul'umuzu korumak, memleketimizi korumak ve insanlarımızın canını korumak hepimizin ana meselesidir. Bunu ben her bulunduğum ortamda dile getireceğim. Sizler benim kıymetli hemşerilerimsiniz. Biliyorum ki o bölgede yakınları olanlar, eşi dostu olanlar, arkadaşı olanlar vardır. Gördüğümde çok net şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 13 gün bölgede geçirdim depremden bugüne. Çok net afet vardır. Doğanın bir olayıdır, kaderdir. Ama afette o insanların hayatını kaybetmesi bizlerin, insanlarımızın, yöneticilerimizin kusurudur. O binaları düzgün yapmamız halinde bu şekilde bir trajediyi yaşamak mümkün değildir. O bakımdan bu duygularımı sizinle paylaşmak, sizleri tedirgin etmek zorundayım. Evinize gittiğinizde, kapıdan içeri girdiğinizde ben ne yapabilirim ki bu tehdidi bertaraf edeyim demenizi sağlamak zorundayım. Beni onun için seçtiniz. Size her şey güllük gülistanlık gibi davranamam. Gerçeklerle yüzleştirmek, gerçek yolu, gerçek güzergahı göstermek zorundayım. Ben sizi ne seçimden önce, ne şimdi,
ne görevim bittikten sonra aldatan bir insan asla olmayacağım. Asla aldatan bir insan olmayacağım. Bu duygularla buradayım. Minibüsçü esnafını çok seviyorum. Şimdi tabii esnaf kardeşlerime, hemşerilerime hizmet eden çok kadim dostlarım var. Onları sevdiğim için seviyorum değil. Niçin seviyorum? Onları sevdiğimden değil, çünkü ben çocukken köyden şehre okula giderken bir kırmızı minibüs beklerdim özellikle. Bir Ford minibüs, marka ismi verdik ama meşhurdur Karadeniz'de. O minibüs gelsin diye özellikle beklerdim. Bazen gecikirse mecburen başka bir araca binerdim ama o minibüsün şoförü çok tatlı bir insandı. Onun arabasına bindiğimde okulum şehir merkezindeydi. Okula giderken sanki o arabayı benim ailemden biri kullanıyormuş gibi kendimi huzur ve güven içinde hissederdim. O kıymetli büyüğümüz, ağabeyimiz, Allah selamet versin, İnşallah sağdır, çok yaşı vardı çünkü 80'li yılların başıydı. Genelde bir böyle bir V yaka kazak ve gömlek giyerdi. Ben onun için bugün onun kazağı gibi bir kazak giyip geldim aranıza. Kendimi sizden biri gibi hissediyorum. Onu izlerdim. İnsanları izlemek ve gözlemek hayata çok şey katıyor. Sonra İstanbul'da minibüsçü esnafıyla tanıştım. Zaten tanışıklığım var ya, kendimi hiç uzak hissetmedim size. Tanıyorum çünkü oradan. Arabasına biniyordum. Kendi arabamı alana kadar da babamdan araba istememek gibi bir huyum vardı. Böyle bir inatçı tarafım vardı. Çok minibüs kullandım. İlk Bağlarbaşı'ndan Kadıköy'e inerdim minibüste, sonra vapurla karşıya geçerdim. Güngören'e gelmem gerekiyordu. Oradan Topkapı'ya, Topkapı'dan yine minibüsle Güngören'e, Güngör'den Haznedar'a kadar yine minibüsle, Haznedar'dan E5'in kıyısına kadar, Bahçelievler'e kadar yine bir minibüsle, sonra oradan bir otobüsle Avcılar'a okuluma giderdim. Avcılar'dan bazen yine otobüste Beylikdüzü ve bunun geri dönüş rotasında da yine 2-3 minibüs. Bu anlattığım 8-9 aktarmanın en az 4-5'i minibüs olurdu. İnsanları da o minibüslerde ve otobüslerde tanıdım. İstanbul'u da çok iyi tanıdım o sayede. Çok güzergah giderek minibüsçü esnafıyla da yine orada çok sıklıkla haşır neşir oldum. Allah razı olsun, ben o kadar yılca dolaştım o yıllarda, 80'lerin son bölümünde, 90'ların ortasına kadar. Ben minibüsçü esnafından şikayet ettiğimi çok az hatırlıyorum. Yani hatta hatırlamıyorum. Onun için Allah sizden razı olsun. Ama belki o yıllarda esnaflık yapanlar azdır aranızda, bilemiyorum. Ama bugünün esnafları da o günün esnaflarına ya da daha önceki esnaflara layık olmak zorundadır. Yani onlara yakışan işler yapmak zorundadır. Buradan niye başladım? Çünkü ben göreve geldiğimde İstanbul'un hiçbir unsurunda vatandaşını ihmal eden bir insan asla olmadım, olmayacağım. Hep şunu söyledim, bu taksi meselesinde veya minibüs meselesinde. Ben birinci sıra 16 milyon insanımızı düşünürüm. Benim vatandaşım taksiden nasıl hizmet alacak? Minibüsten nasıl hizmet alacak? Bunu en iyi hale nasıl getiririz? İkinci sırada o direksiyonun başındaki esnafımı düşünürüm. Benim için bu iki hattı, önce vatandaşımın isteklerini, sonra yine esnafımızın isteklerini makul seviyede karşılayıp eşleştirdiğim zaman, o zaman burada çıkan sonuç en azından büyük oranla herkesi mutlu eder.
Onun için yaptığımız hiçbir işte masamızdan bilimi, tekniği ve ortak aklı uzak tutmadık. Hesap kitap yaparken asla ve asla oy hesabı da yapmadık. Sırası geldiğinde yapamazlar dedi. Hayır kardeşim, benim minibüsçü esnafım hakkını alacak. Para kazanmazsa eve nasıl mahcup gider dedim. Hiçbir zaman bundan geri adım atmadık. Bakın, o seçim var, bu seçim var diye diye ben görev aldığımda neredeyse 2,5 senedir zam almamış ama maliyeti artmış esnaflar durumundaydınız. Yanlış mıyım? Dolayısıyla göreve gelir gelmez bu zammı vermek zorundaydım. Estağfurullah, esnafımız kazanacak ki yüzü güleç olsun. Yüzü güleç olsun ki o minibüse binen vatandaşımızın yüzü güleç olsun. Birbiriyle güzel iletişim kursun. O bakımdan bu kararları aldık. Bugün de çok değerli bir dönüşümün kura çekimindeyiz. 30 Kasım 2022 tarihli UKM toplantısında 321 adedi doğrudan olmak üzere toplamda 1803 adet minibüsün taksiye dönüşme kararını almıştık. 16 Ocak 17 Şubat tarihleri başvuru süreciyle beraber 2623 taşımacı araçların taksiye dönüşmek için başvurdu. Bu başvurular arkadaşlarım hat bazında listeledi. Bugün de taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda 2531 adet başvuru içinden 1342 adet taksi dönüşüm hakkı için noter huzuruna geldik. Birazdan inşallah bu hakkı kazanacak esnafımıza bu güzel süreci başlatmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Taksi sayısını arttırmak mecburidir. Mevcut taksileri arttırırken şunu söylüyoruz, bilimsel konuşuyoruz. Bakın, 2020 Haziran ayında İstanbul Teknik Üniversitesi neredeyse en az 35 bin taksinin ihtiyacı olduğundan bahsediyor İstanbul'a. Bugün tabii biz başlayınca özellikle minibüsçi esnafın da zorluğunu biliyorduk. 750 adet minibüs ve 250 adet taksi dolmuş üzere olmak üzere 2021'de ilk dönüşümü yapmıştık. Bu vesileyle 18.395'e çıkmıştı sayı. Şimdi 20.000'in biraz üzerine çıkmış olacak. Dolayısıyla ihtiyaç olan taksinin aslında çok altında. O bakımdan biz diyoruz ki UKM'de her şeyi akıllıca tartışalım ve taksimiz yüksek yolcu kapasitesi, hızlı, konforlu, İstanbul Kart ile eşleşen ve özellikle ihtiyaç fazlasına düşmüş minibüslerimizin de dönüştüğü bir mekanizmayla minibüsçi esnafımızı zorlayan süreçleri gideren ve minibüslerin de taksiye dönüşmesiyle hem taksi dönüşüm hakkı esnafımızın aslında rahatlayacağı hem de mevcut minibüs hatlarında kalan minibüslerin de daha verimli çalışacağı bir süreci harekete geçirmiş olduk. Yani aslında herkes kazanıyor burada. Öyle ya bu işten taksici zarar görecek diyen birkaç kişiye asla inanmayın. Biz bunu ölçüp biçiyoruz. Böyle bir şey yok. O bakımdan biz bu kentin aleyhine hiçbir şey yapmayız. Kazan kazan mantığını mutlaka düşünürüz. Elbette ilk kazanan vatandaşımız olacak ama esnafımız da kazanacak. O bakımdan arkadaşlarım bu ana bakış üzerinden özellikle akıllı bir mekanizmayla İstanbul'un bu kent trafiği konusunda problemsiz bir süreci yaşatmak adına hareketlilik planı içerisinde taksicinin, minibüsçünün en işlevsel şekliyle hizmet vermesi adına özenli bir çalışma yürüttüler. Ve yeni taksileri gündemimize taşıdılar. Az önce birkaç insanımız bana şey dedi, ya biz diğer taksiden de alalım. Bakın, lütfen bu kardeşinize güvenin. Israrla söylüyorum ki ücret tarifesi de farklı olacak, %30 fazla olacak. Şu taksiler
İstanbul'da aranan taksiler olacak. Yani diğer taksiyi durdurmayacaklar, bu taksiyi durdurmak için aradan sizleri seçecekler. Onun için hem daha iyi para kazanacaksınız, hem daha memnuniyeti yüksek taksiler olacaksınız, hem de hayırlı bir iş yapacaksınız. Sayısı çok olmasa da engelli vatandaşlarımızı da taşıyan, hem para kazanan ama hem de hayır duası alan insanlar olacaksınız. Bunu unutmayın. Az önce genel sekreter yardımcımızın söylediği bütün prensipler değerlidir. Eğitim meselesi çok değerlidir. Özellikle minibüsten taksiye dönüşümü sonucu bu eğitimi almaları mühimdir. 13 Mart itibariyle başladı ki az önce arkadaşlarım bana söylediler, 1700'ün üzerinde taksiyi Mart-Temmuz arasında esnafımıza firmalar sağlamış olacak. Hangi fırsat var ise maliyetini azaltacak, ilk andan itibaren bu işe hem genel sekreterimiz, yardımcımız, hem iştiraklerimiz, oradaki sorumlu arkadaşlarımız üzerinden, kardeşim taksici, yeni taksici olacak esnafımıza bu araçları en uygun şekilde siz sağlayacaksınız dedim. Yani bu iş galerideki pazarlık işine dönmeyecek. Biz bu fırsatı sağlamaya devam edeceğiz ve size en uygun şekliyle bu araçları sağlamanın da gayret içinde olduk. Az önce söylediği gibi Buğra Bey'in gerçekten ikinci el araç seviyesine kadar inmiş bir maliyetle bu araçları temin etmiş olacaksınız. İstanbul'un ulaşım sorunlarını gidermek, kentimizde toplu ulaşımı geliştirmek, özellikle bireysel ulaşım noktasında taksilerimizi kimlikli hale getirmek, sizler İstanbul'a belki de ilk kez adım atan insanların ilk selamlaştığı, ilk hal hatır sorduğu, sohbet ettiği insanlar olacaksınız. Dolayısıyla inanın her biriniz aslında sanki İstanbul Belediye Başkanı gibi müşterinizi karşılayacaksınız. Dolayısıyla yaptığınız işi lütfen önemseyin. O bakımdan hakkını vererek bu büyük ulaşım sürecinin bir paydaşı olmanızı diliyor. Hep birlikte başarılı günlere adım atarken tüm esnafımıza ve İstanbullulara bu güzel taksilerin, bu konforlu araçların ve siz kıymetli esnafımızın hizmetlerinin hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.